Selamlar. Ben SML Hoca, SML Hoca Matematik YouTube kanalındasınız. Bugün sizlere bu videoda bir duyurudan bahsedeceğim. Duyuru Kendini yan tarafta çok güzel belli ediyor ama ben yine de ismini söyleyeceğim. Gençler trigonometri fasikülü ile beraber ilerleyeceğimiz bir trigonometri fasikülü yapacağız. Yapacağız diyorum, yapacağım demiyorum, yapacağız diyorum. Sebep çünkü sevgili arkadaşlarım bu kitabın tek bir kitap ama 3 farklı hocadan dinleme imkanı olacak ki bu muhteşem bir kıyak sizin için. Şimdi bu kitap sevgili gençler 2023 YKS'den önce Mert hocanız zaten sizler için bunun konu anlatımlarını ve soru çözümlerini yaptı. Şimdi de sevgili arkadaşlar hem ben hem de Kenan Kara hocanız da bu işin içerisine dahil oldu ve tek kitap 3 çözüm, tek kitap 3 kamp diyeceğiz artık. Yani şimdi şöyle bir düşünüyorum. Mert hocanız ki iyi bir matematikçi, ben arkadaşlar bir matematikçi gözüyle, bir matematikçi diliyle sizlere bu kitabı anlatmaya çalışacağız. Ki gençler ikimiz de tarzımız birbirinden farklı olan hocalarız ve sen artık hangi tarzdan ilerleyebiliyorsan, hangi tarzdan bazı soruları mesela Mert hocanız daha uzun çözmüştür, ben daha kısa çözmüşümdür veya tam tersi ben daha uzun yoldan çözmüşümdür ama Mert hocanız çok güzel bir trik göstermiştir. Yani hangisinden istiyorsan ondan dinleyeceksin. Tamam mı? Ki ben senin yerin olsam iki videoyu da yan yana açarım. Aynı anda aynı soru çözümlerini izlerken aynı zamanda kitabımı da doldururum. Önce kendim çözmeye çalışırım tabii. Kenan Kara hocanız da sevgili arkadaşlarım bir geometrici gözüyle, bir geometrici edasıyla sevgili arkadaşlarım sizlere trigonometriyi anlatacak. Şimdi trigonometri zaten senelerdir geometri mi matematik mi tam ince arada kalmış bir konu. Bundan kaynaklı arkadaşlar dedik ki hem geometrici gözüyle hem de bir matematikçi gözüyle güzel bir kamp yapalım öğrencilere. Yani bazen düşünüyorum sevgili gençler. Benim zamanımda yani böyle şeyler yoktu. Bazen şunu çok istiyorum. Diyorum ki keşke benim sınava hazırlandığım yıllar bu yıllar olsaydı. Yani düşününsene internete erişimi kalmayan birisi var mıdır? İnanılmaz düşük bir ihtimal. İnternete erişimi geçtik bu yayınlara, pdf'lere veya kitaplara erişim imkanı bence muhteşem bir imkan sevgili arkadaşlar. Hadi bir de bunlara da ulaştın bu kitapların her birinin çözümü artık çözümsüz kitap diye bir şey var mı piyasada ben görmedim. Yok çözümsüz kitap yok çözümlerine ulaşabiliyorsun. Daha bir de bu yetmezmiş gibi biz sizin için daha fazla daha fazla daha fazla ne yapabiliriz diye düşünürken aklımıza neler neler geliyor. Diyoruz ki tek bir tane kitap 3 tane farklı hocadan dinleyebilirsin. Üçünden aynı anda da dinleyebilirsin yani. Düşünün yani bu nasıl bir lükstür? Artık trigonometri anlamayan kalmasın mı diyeceğiz? Trigonometrinin içinden geçeceğiz mi diyeceğiz? Sınavda trigonometriden bir tane bile soru kaçırmayacağız mı diyeceğiz? İsmine ne takıyorsanız takın. Hiç sıkıntı değil ama trigonometri hallolacak gençler. Tamam. Evet. Arkadaşlarım kitabın içerisini, içeriğini merak eden, içerisini merak eden arkadaşlarım varsa da Mert hocanız geçen seneki yaptığı kampın daha ilk videosunda kitabın her sayfasını sayfa sayfa sizlere gösterdi. Şimdi bu yıl Mert hocanız ekstradan bir konu anlatım yapmayacak bu kitap için. Sadece sizlere bu kampla alakalı bizlerle entegre biçimde içerisinden çok güzel sorular seçip onları sizlere çözecek. Ama Kenan Kara ve ben e, kitabın sevgili arkadaşlarım konu anlatım kısımlarının tamamını ele alacağız ve tamamını birlikte çözeceğiz. Sizler için yine her şey sizin için sevgili gençler. Evet bu Kenan Kara e, pardon özür dilerim Mert hocanızın gençler o kitabı tarattığı videonun linkini ben açıklama kısmına bırakıyorum. E, kitabın satış linkleri zaten açıklama kısmında mevcut. Buralardan ilerleyebilirsin. Kampımız da ne zaman başlıyor hemen bunun da bilgisini vereyim. Pazartesi günü başlıyoruz arkadaşlar. Yani ayın 13'ünde 13 Kasım 2023'te kampa ya Allah bismillah deyip başlıyoruz arkadaşlarım. İlk video o gün geliyor ve ilk videomuzun konusu da zaten yönlü açılar olacak ve trigonometri bir önce 11. sınıf trigonometrisi ve daha sonrasında 12. sınıf trigonometrisini ele alıp kitabı bitireceğiz. Sizlerle birlikte trigonometriyi bitireceğiz. Trigonometriden derdin sıkıntın hiçbir şeyin kalmayacak. Çünkü fasikül çözümleri önemli arkadaşlar. Yani keşke bol bol zamanımız olsa da. Yani mesela sınava tek bir dersten hazırlanıyor olsaydık. Keşke bütün ama bütün e, konuların fasikül çözümlerini yapabilseydik. Fasikül anlatımlarını yapabilsek. Çünkü örnek veriyorum benim video ders kitabımda trigonometriden 80 küsür tane örnekle ve e, 4 tane testle biz bu işi kotarıyoruz. Eyvallah. Anlaşılmıyor mu? Anlaşılıyor. Güzel ama yani mesela Mert hocanız 100 küsür tane örnek vardı yanlış hatırlamıyorsam onun da konu kampında konu e, video ders kitabında. Ama şimdi mesela biz bir başlayacağız fasiküle. E bu fasikülde nereden baksan 400-500 tane soru çözeceğiz arkadaşlar ki bu muhteşem bir şey. Her konu için bunu yapabilsek 400-500 tane soruyla konuyu anlatabilmek muhteşem bir şey. Yani eksik bir tane bile noktasını kıyısını köşe hani tencerenin dibini sıyırıyoruz demek var ya. Heh işte o lafın aynısı tencerenin dibini sıyıracağız gençler trigonometride ve bir tane bile nokta bırakmayacağız. Tencereyi direkt vereceğiz diyeceğiz ki yıkamadan koy diyeceğiz. Tamam. Evet gençler trigonometri kampımıza başlıyoruz. Ne zaman? Pazartesi günü 13 Kasım'da başlıyoruz. Videonun tanıtımını içeren videonun yani kitabın tanıtımını içeren <laughs> videomuz açıklama kısmındaki linkte mevcut sevgili arkadaşlar. Kusura bakmayın giriş düşmesi için. Burada da zaten kitabın şöyle bir kısım da var. Size onu da bahsedeyim. Şimdi yeni kitabımızda sevgili arkadaşlarım sadece kapak kısmında bir değişim var. Bundan önceki baskıda şurada Mert Hoca, Kenan Hoca ve SML Hoca yok arkadaşlar. Yani buradaki logoları falan yok. Kare falan yok. Ama o kitapta aynı. Sadece içeriğinde bir güncelleme var. Arkotanjant kotanjant ifadesi. Yani ters trigonometrik fonksiyonların içerisindeki kotanjantın ters fonksiyonu olan kotanjant diye bir kavram var ya sadece eski baskımızda bu yer alırken bu kitapta bu yer almıyor arkadaşlar. Aklınızda bulunsun. Tek e, eksik bu. E, müfredata göre bir güncelleme yaptık. Tek güncellemedi bu. Dolayısıyla e, eski baskıyı elde eden arkadaşlarım için de hiçbir problem yok. Onlar da aynı kitapla kampa devam edebilirler. Yani vay benimki eskiymiş yeniymiş kitabın e, baskı kalitesinde, kitabın renginde bile hiçbir yerinde değişiklik yok arkadaşlar. İçindekiler bile, sayfa sayısı bile aynı. Hiçbir sıkıntı yok. Sadece şurada bir değişiklik var diye düşünebilirsin. Tamam. Sıkıntı yok yani. O kitabı da alsan, bu kitap da eline geçse hiçbir sıkıntı olmadan yoluna devam edeceksin bizimle beraber. Evet. Bu muhteşem e, sunumları hem Kenan Hocanızdan hem Mert Hocanızdan hem de benden işleyeceksiniz arkadaşlarım kamplarımız pazartesi günü başlıyor dedik. Artık sizlere de bizlere de hayırlı uğurlu olsun. Sonraki videomuzda yani ders videomuzda görüşürüz. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın, sağlıkla kalın. Ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.